Hepinize merhaba arkadaşlar. Hertel'den kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tarihiyle ünlü Amasya'nın Merzifon ilçesiyle ilgili video paylaşacağız. Şehrin adıyla ilgili iki rivayet vardır. Birincisi milattan önce 700'lü yıllarda Merzifon'un 4 kilometre doğusunda bugün Marınca diye anılan köyün bulunduğu yerde bölge valisi Bart Sevinç kendi ismini taşıyan bir kasaba inşa etmiştir. Bu kasabanın adı zamanla Marseviç, Mersuvan ve Merzifon şeklini almıştır. İkinci rivayete göre milattan önce 222'de bölge valisi 5. Mahridat tarafından bugünkü Merzifon'un yerinde Merzpont adında bir kale inşa edilmiş ve adı Merzban, Merzifon şeklinde değişmiştir. Merz kelimesi Farsça'da sınır, mahal, sükun, fon kelimesi de pontun Arapçalaştırılmış hali olduğu dolayısıyla merzifon kelimesinin pont kargahı anlamına geldiği açıklanmıştır. Bu verimli topraklar kimlere ağırlamamış ki? Kimlere yurt olmamış ki? Kalkolitik çağdan başlayan höyükler bunun en önemli kanıtıdır. Yediler namıyla anılan gölleri, bereketli toprakları ile avcılık ve tarıma uygun bu ova yaklaşık 7000 sene önce de insanlara yurt olmuştur. Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu'ya giden yollar Merzifon'da kesişmektedir. Bu nedenle coğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi Binköy bölgesi olarak tanımlamıştır. Strabon'un Binköy olarak belirttiği bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda yüzlerce höyük ve yerleşim yerinin varlığı saptanmıştır. Bu höyüklerden elde edilen seramik ve buluntulara göre Merzifon tarihinin milattan önce 5500'lere kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bu höyüklerde ilçemiz Ortava köyü, On Horoz, Büyük Küçük Küllük köyükleri, tepeleri ve Hayrettin Köyü höyükleri en önemli kalkolitik eski tunç yerleşmelerinden biridir. Merzifon bölgesinin Hitit döneminden de başkent Hattuşaş'a sınır olması nedeniyle önemli bir merkez ve yerleşim yeri olduğu görülmektedir. Bu dönemde milattan önce 1700 ve 700. yıllar arasında bölgeden iki adet tabi yol geçmektedir. Bunlar Çorum, Merzifon, Havza, Kavak, Samsun yolu, bugünkü karayolunu izlemektedir. İkinci yol da Çorum, Merzifon, Havza, Vezir Köprü, Oymaaş güzergahını izlemektedir. Yine bu dönemde Merzifon'a bağlı Oymaaş köyü önemli bir Hitit yerleşim birimidir. Hititler çağında Hitit ticaret yolunun güvenliği ve Kaşka saldırılarına karşı sınır karakolu niteliğinde bugünkü Merzifon şehrinin ilk çekirdeği olan bir kale inşa edilmiştir. Anadolu'da görülen karanlık dönemler milattan 1200 ve 700. yıllar arası deniz kavimlerinin göçü ile Hititlerin bu bölgede hakimiyetleri son bulmuştur. Karanlık çağ sonrası milattan önce 8. yüzyılda bölgedeki Hitit kentleri üzerine yerleşen Frigler, başta Merzifon Kalesi yani şehir merkezi olmak üzere çevredeki diğer Hitit yerleşim yerlerini de onarımdan geçirerek kullanmışlardır. Ayrıca Oymaç, On Horoz Büyük ve Küçük Küllük höyükleri de Frig yerleşim izleri taşımayan höyüklerdendir. Milattan önce 600. Anadolu'ya Kafkaslardan gelen Kimmer ve İskit akınlarıyla birlikte Anadolu'da Frig siyasi egemenliği son bulmuştur. Merzifon ve Gümüşhacı köyü civarında İskit hakimiyetinin çok kısa sürede olsa varlığı bulunmaktadır. Bu döneme ait buluntular Gümüşhacı köyü, İmirler köyündeki bir mezardan çıkarılmış olup Amasya Müzesi'nde sergilenmektedir. Frig döneminden sonra Anadolu'da ve Merzifon civarında
Milattan önce 6 ve 4. yüzyıllarda Pers hakimiyeti görülmektedir. Anadolu'daki Pers hakimiyetini milattan önce 333. yılında yapılan İssos Savaşı'nda ile son verilmiştir. Egemen olan Amasya'yı kendilerine başkent yapan Pontos devleti kurulmuştur. Başkentin Amasya olmasıyla birlikte Merzifon'da önemli ticaret merkezi de oluşmuştur. Merzifon, askeri savunma ve ticaret yolu güvenliği açısından önemli bir yer tutulmuştur. Yaklaşık 200 yıllık Pontos, yani Mitratlar dönemi, M.Ö. 47. yıla kadar Roma generali Sezar ile Pontos Devlet Kralı 2. Paharmeskes arasında Antik Zela ile Amasya arasındaki Bacul köyünde yapılan savaşta Pontos askerleri yenilmiş ve Pontos devleti hakimiyeti zayıflamıştır. Bu tarihten itibaren bölgede Roma hakimiyeti dönemi başlamıştır. Roma döneminde Pompeius ve Lucullus savaşları esnasında Pontos şehirleri tahrip olmuştur. Anadolu'yu 131 yılın sonbaharında ziyaret eden İmparator Hadrianus, Amasya şehri ve civarının harap halini görmüşken kentleri imar emrini vermiştir. Öncelikle antik çağda yoğun iskan görmüş Merzifon civarındaki Roma köyleri de ziyaret ederek bölgedeki eski tapınakların onarım için ayrıca yeni tapınakların da yapın emrini vermiştir. Bugünkü Karşıyaka, Neapolis köyünde Zeus Strauss adına bir tapınak inşa ettirmiştir. Bu tapınağa ait sütun başlıkları ve sunak yapısı Amasya Müzesi bahçesinde teşhir edilmektedir. Bölgede huzur ve sükunetin sağlanmasıyla ekonomik hayat yeniden canlanmış, Merzifon şehrini çevreleyen şehir surları ve kalesi yeniden tamir edilmiş, şehir nüfusunun artmasıyla yeni mahalleler eklenmiştir. Yine bu dönemde Merzifon'a bağlı olan Aktarla, Nureni köyü de önemli bir Roma yerleşmesi olup, 1994 yılında Müze Müdürlüğü'nce yapılan arkeolojik kazı da milattan sonra 3. yüzyıla ait akrotelli benzemeli bir tahıt yani tahit çıkartılmıştır. Merzifon yine Osmanlı döneminde dikkat çekici bir gelişme gösterdi. Pek çok bayındırlık eseri vücuda getirdi. 926 yani 1520 yılında Merzifon kasabasında 28'inde Müslümanların, 6'sında gayrimüslimlerin oturduğu toplam 34 mahalle vardı. Tahmini nüfusun 5 ile 6 bin kadar 786 Müslüman, 236 gayrimüslim toplam 1025 hane. Bu mahallelerden günümüze kadar gelenler şunlardır. Camii Atik, bugünkü eski cami. Camii Cedid, Cami Cedid Mahallesi. Hacı Balı Mahallesi. Harmanlı Mescidi, diğer adıyla At Pazarı. Bugün Harmanlar Mahallesi. Hoca Süleyman. Kadı Mahbub, bugünkü Gazi Mahbub. Mahsen, Neccar, Sofular, öteki adı Molla. Diğer Müslüman mahalleleri ise Bakkal Süleyman, Çilehane-i Halife, Hacı Ahmet, Hacı Ali, Hacı Adil Mescidi, Hacı Rahat, Halil Bey Mescidi, Han, İmaret, Küçek, Mescidi Ahit Bahtiyar, Seydi Bölüğü, Seydi Çelebi Mescidi, Surmasut, Sütçü, Şatırvan, Tarakçı, Tepecik, Tuz Pazaratları taşımaktaydı. Gayrimüslim mahalleler arasında kalabalık nüfus barındırdıkları Bozahane, Erzincani, Kaplan ve Kilise mahalleleri vardı. Mahallelerin adlarıyla anıldıkları şahısların 14 ve 16. asırlara göre ileri gelenlerinden olduğu düşünülebilir. Bu dönemde Merzifon kasabasında ticari ve sınai nitelikteki vergilerden tahmini yıllık 82 bin akçelik bir gelir padişah haslarına tahsil edilmiştir. Yine 16. yüzyılın sonlarında yani 1783 nefer yani yetişkin erkek nüfusa sahip olan Merzifon'un yine tahminen 5 ile 6 bin kişilik bir nüfusu vardı.
Bir önceki sayıma göre hane sayısı azalmış fakat bekar erkek sayısı artmıştı. Müslüman nüfusu 781, Ermenilerden oluşan Hristiyan nüfusu 175 haneydi. 17. yüzyılın ortalarına doğru yapılan Avarız hane tespitine yönelik bir başka sayımda ise Merzifon'da toplam 28 mahallenin varlığı tespit edilmişti. 4 mahalleden sonra dışarıdan gelen Hristiyanlar, Zimmi Buriniler mevcuttu. Bu da 17. yüzyılın ilk yarısında şehre yönelik gayrimüslim göçünü açıkça gösterir. Şehirde toplam 957 yetişkin, dul kadınlar da dahil kayıtlıdır. Bunların 137'si vergi muafiyeti olan gruplardan oluşuyordu. Sivil nüfus 797 hane ve 20 bekar erkekten ibaretti. Defterlerde kayıtlı nüfus üzerine yapılan hesaplamalar, Merzifon'un aslında 627 Müslüman, 300'ü Hristiyan olmak üzere 925 haneden oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. 18. yüzyılda bir önceki asırdan durumuna göre devam ettiren Merzifon döneminde olayların cereyan etmekteydi. Tanzimat dönemi başlarında 1840'larda yapılan temel TÜAT sayımlarına göre Merzifon şehrinde 13 mahallede Hacı Hasan, Harmanlar, Hacı Bali, Bozacı Sumut, Hacı Rahat, Alaca Minare, Cami, Cedit, Sofular, Hacı Ahmet Fakih, Gazi Mahpus, Seyit Bölük Camii, 929 vergi mükellefi hane kayıtlıydı. Merzifon, Danışmentlerden başlayarak tipik bir Türk İslam şehri görünümü kazanmıştır. Medreseleri, camileri, mescitleri, tekke ve türbeleriyle çeşitli hayır kuruluşlarına benzeyen şehir, aynı zamanda bedesten ve taşanıyla ticaret açısından önemli bir konumdaydı. Antik iç kale şehrin ortasında tepelik mevkide bulunuyordu. Dış kale ise tepenin eteklerinde olup bugüne ulaşamamıştır. Merzifon'da en eski abide günümüzde kitabesi, iki kanat kapısı ve minber olan Muinüddin Pervane Süleyman Şah Camidir. Yani Ulu Cami. 1265 tarihli kitabesi bulunan ve 1904'te yanan bu caminin bugünkü Yokuşbaşı semtinde eski cami sokağı başında bulunduğu tahmin edilmektedir. Cami-i Cedid Mahallesi'ndeki Çelebi Sultan Mehmet Medresesi 1414 İmaret Mahallesi'nde 822 yani 1419 yılında Çelebi Mehmet'in annesi ve Girmiyanlı Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'un bir cami ve zaviye ile birlikte yaptırdığı imareti. Çelebi Sultan Mehmet Camii olarak bilinen fakat aslında 2. Murat tarafından yaptırılan Medresönü Camii 1427 yılında yapılmış. Taceddin İbrahim Paşa Camii, şu anki Çukur Şadırvan Camii tahminen 1425 yılı gibi vakıf eserlerine 16. yüzyılın defterlerinde rastlanır. Bunlar şehrin 15 ve 16. yüzyıllardaki fiziki görünümünü belirleyen yapılardı. 17. yüzyılın ikinci yarısında Merzifon'un yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden Kara Mustafa Paşa'nın inşa ettirdiği yani 1666-1679 yıllar arasındaki külliyesinde yalan cami, Paşa Camii yani diğer adıyla taşan, bedesten, kütüphane, iki hamam ve dükkanlar kasabanın fiziki dokusunun damgasını vurmuştur. Bu eserlerin ve Kara Mustafa Paşa'nın vakıflar içindeki yer alan su yollarından Merzifon'un sosyal ve ekonomik hayatında önemli değişiklikler ve gelişmelere ulaştığı muhakkaktır. Vakıfların bu rolü de sonraki yüzyıllarda da sürmüştür. Merzifon tarihinde menkıbeye göre Hoca Ahmet Yesevi'nin izniyle Anadolu'ya gelen, gerçekte ise muhtemelen 15. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Pir Baba önemli bir yeri vardır. Pir Baba tekkesi ve Piri Baba kültür sosyal ve kültürel açıdan etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Yörenin tarih ve kültüründe türbeleri zamanına kadar ayakta kalan Şeyh Abdurrahim Rumi, 15. yüzyıl, Kılıç Baba, İsmail Dede, Topçu Baba, Pehlivan Dede, Fevzi Baba, Firuz Dede, Davut Dede gibi mütevessıslara rastlanır. Şehirde ayrıca 19. yüzyılda yetişmiş şairler de vardır. Hilmi Dede, Hıfzi, Eyüp Sabri, Muallim Cüce Efendi.
Osmanlı idaresi döneminde Merzifon bir kaza merkeziydi. 16. yüzyıl başlarında buraya bağlı sadece 8 köy bulunuyordu ve kaza olarak dar bir alana kapsıyordu. 17. yüzyılda Amasya'nın kuzey tarafına düşen Argoma nahiyesinin bazı köylerinin bir nahiye şeklinde teşkiliyle Merzifonabat kazası oluşturulmuştu. Bulak köyü merkez etrafındaki Merzifonabat nahiye kazası 1880'de ilga edilmiş ve köyleri kısmen Merzifon'a, kısmen de Gümüş'e bağlanmıştır. Lahit Müzesi Müdürlüğü'nde teşhir edilmektedir. Roma İmparatorluğu 395'te Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Merzifon ve civarı Doğu İmparatorluğu yani Bizans sınırları içerisinde kalmıştır. Roma'nın bir devamı olan Bizans İmparatorluğu da eski yerleşmeler aynen devam etmiştir. Merzifon şehri de bu dönemde önemli bir kültür merkezi olmuştur. Bununla birlikte 8. yüzyılın başlarında Merzifon ve civarı Arap akınlarına yani Emevi akınlarına maruz kalmış şehir kısa bir süre Arap hakimiyetinde kaldıktan sonra tekrar Bizans hakimiyetine girmiştir. Merzifon Ovası'na hakim olan bu bölgedeki ticaret yolu üzerinde yer alan Bulak Kalesi yol güvenliğini sağlamak için konulmuştur. 11. yüzyılda bölge ile birlikte Merzifon'da danışmentlerin hakimiyetine girmiştir. Şehrin İslam hakimiyetine girmesiyle şehirdeki Bizans eserlerinin bir kısmının cami ve medreseye dönüştüğü bilinmektedir. 12. yüzyılda Selçuklu egemenliğine ikinci Kılıç Aslan zamanı giren Merzifon şehri Anadolu'nun İlhanlılar hakimiyetine girmesiyle birlikte 14. yüzyılda İlhanlı hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde Merzifon ve havalisine yönetici olarak Moğol kökenli valiler tayin edilmiştir. İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han bu bölgenin idaresini Moğol beyi Emir Çobanoğlu Demirtaş'a vermiştir. İlhanlı yönetiminden sonra bölge Eratna Beyliği hakimiyetine girmiştir. 1335 ile 1341 yıllar arasında Eratna Beyi Şah geldi Paşa Amasya ve Merzifon civarında idaresi altına almıştır. Daha sonra Şah geldi Paşa'nın oğlu Emir Ahmet ile Kadı Burhanettin arasında bir dizi savaşlarla sürekli el değiştirmiştir. 1353 1396 tarihleri arasında Merzifon ve civarı Türkmen beylerinden Taşanoğullarının hakimiyetinde kalmıştır. Taşanoğulları Hasan ve Ali Bey zamanında 1393 yılında Yıldırım Beyazıt'ın Amasya'yı işgal etmesiyle birlikte yaklaşık 3 yıl süren mücadele sonunda Merzifon bölgesinde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı döneminde Sivas eyaletine bağlı Amasya Sancağı'nın kazası olan Merzifon önemli bir kültür merkezi olmaya devam etmiştir. 1402 yılında Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında savaşta dağılan Osmanlı birliğini Amasya Sultanı Çelebi Sultan Mehmet yeniden sağlayarak Osmanlı tahtına çıkmıştır. Bölgede sükunetin sağlanmasıyla Merzifon şehri de eski önemine kazanmıştır ve kavuşmuştur. Osmanlı hakimiyetine giren şehir, Kurtuluş Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Merzifon 15 Mart 1919 İngilizler tarafından işgal edildi. İşgal altındaki Merzifon 16 Haziran 1919'da büyük bir miting düzenleyerek İzmir işgali protesto edildi. O sırada Osmanlı'dan Amasya'ya da bulunan Mustafa Kemal Paşa miting gibi bir telgrafla İstanbul'daki Harbiye Nezaretine bildirdi. Merzifonluların işgal boyunca sürdükleri şuurlu tepki sonucu İngilizler 27 Eylül 1919'da Merzifon'u terk ettiler.